İstanbul'da bir caddeye götüreceğiz sizi şimdi. Şehrin en köklü semtlerinden Kurtuluş'a. Show Haber ekibi bugün orada öyle görüntüler kaydetti ki söylenecek tek şey bu salgınla mücadelede işimizin çok zor olduğu. İşte evde kal çağrıları sürerken Kurtuluş Caddesi'nin ana baba günü hali. Vallahi bu cadde bu hastalık oldu olalı böyle. Kalabalık. Bu insanlar durmuyor. Mesafe yok. Mesafe. Hala bakıyorsun. Hava alıyorum mantığında olan insanlar da var. Bu cadde koronavirüsten önce de böyleydi. Koronavirüsten sonra da böyle. Ne diyorsun sen? Eskisinden daha bir kalabalık. Bu cadde çok kalabalık. Bu cadde korkusuz bir cadde. Burası Şişli Kurtuluş. İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Bu cadde 7/24 böyle. Şöyle bir etrafıma bakıyorum. Hani o Taksim İstiklal Caddesi'nin alıştığımız bildiğimiz kalabalık hali vardır ya. Şu anda bu caddenin hali de aynen öyle. Korkuyoruz ama mecburi çıkıyor insanlar da. Maalesef salgını kimse aldırmıyor. Kalabalık her geçen gün artıyor ve bu kalabalığı gören yaka silkiyor. Biz de Kurtuluşluyuz. Burada esnafım. Benim babam üst katta oturduğu halde 75 yaşında her saat aşağıda. Ama dün yakaladı polisler, 3000 lira yapıştırdılar. Bu kez siperlik de taktım çünkü takılmayacak gibi değil. İyi yapmış mıyım? Çok güzel. Tam kendini korumuşsun, o da korumuş. Hakan abimle koruyoruz kendimizi. Onu gördüm. Bakın bu caddede kaldırımlar da çok dar. Bir de üstüne kalabalık olunca insanlar fıkır fıkır dip dibe birlikte yürüyor. Yani sosyal mesafe hak getire. Efendim nerede sosyal mesafe? Var ya işte. Var var yeter bize. Neden yoldan yürüyorsunuz? Nereden yürüyelim Allah aşkına? Bakın insanlar ip gibi diziliyor. Yoldan yürüyen de çok bu caddede. Bu da tabii ki kaza riski demek. Kaldırım kalabalık olduğu için yoldan yürüyoruz. Caddede ilginç görüntüler de var. Bakın bir mağazanın cansız mankenine de siperlik takılmış. Biz taktık. Tabii sosyal mesaj. O da önlemini alıyor ama bazıları hala sokağa hiçbir tedbir almadan çıkıyor. 65 yaş üstü çok insan var burada. Çıkma yasak olmasına rağmen hala çıkıyorlar. Cadde çok kalabalık olduğu için belediyenin aracından da sık sık anons geçiliyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltması. Dışarıda 65 yaş üstü de var, 20 yaş altı da. İşi olan da dışarıda, işi olmayan da dışarıda. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Herkesin bu durumu ciddiye alması şart. O yüzden tedbirleri en üst seviyeye çıkarıp elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yoksa risk her geçen gün daha da artıyor. Koronasız günler dileyelim. Hepimize geçmiş olsun diyelim.